Ama bir şey söyleyeceğim. Yıllardır Hendek'te milletvekili adaylığı verilmedi. Kazanılamayacak yerlerden verildi. Bir kere 7. sıradan verildi. Biliyorsunuz Pınarbaşı kazanamadı. Sonra geçen dönemde 6. sıradan verildi. Yine kazanamadı. Şimdi de 5. sıradan verildi. Bu kaderi bozmanız lazım. Bak, sivil toplum örgütleri olarak hepinize diyorum. Diğer siyasi partilerden baktığımız zaman Hendek'ten 1. ve 2. sırada hiçbir adayımız yok. Eğer siyasi partiler şu anda Hendek'teki bulunan A partiden, B partiden olan insanlar siyasi partilerine ders vermek için dahi olsa bu seçimlerde büyük ayrımcılık yapmaları lazım. O zaman 2019'daki seçimlerde kendi partileri Hendek'in 1. veya 2. sırasından aday koyulması gerekli olduğunun imajını ortaya koyar. 30 senedir siyaset yapıyorum. Bakın Akyazı'da Cevat abi 2 dönem vekillik yaptı. Hatta 3 dönem. Nezir Aydın Karasu'dan yaptı. Eyvallah. Recep Yıldırım Akyazı'dan yaptı. Bakın ilk defa 12-13 yıl geçti AK Parti'de de bu kadar güçlü destek veren Hendek bunu yakalayamadı. İlk defa yakaladık. Şuradaki şahsiyetler olarak her biriniz hanım kardeşlerimiz olmak üzere Hendek'te ev ev gezip yüksek oyu çıkartacaksınız. Bizim vay efendim arayınca çıkar. Yok kardeşim. İnanın çıkamayacak olduğunun ifadesini veriyorum. Öyle kolay bir olay olmadığının ifadesini veriyorum. Çünkü limittedir. Oylar öyle bir farklı olarak taksim edildiği zaman 4-2-1 doğulur. Bak bunu ben net söylüyorum. Yarın seçimden sonra dersiniz ki Ali Başkan böyle söylemişti. Tüh! Biz 2000 daha oy Hendek'ten çıkartırdık. Farklı bir şekilde Ali İnci'yi çıkartabilirdik diyecek duruma gelebilecek olduğunuzu bilin. Sonuçta benim içinden çok fazla fark etmez. Ben çağrıldım milletvekilliğinle alakalı. İstifamı verdim. Hendek adına siyaset yapıyoruz. Sizin adınıza yıllardır ben şunları yaptım, şunları yapacağım demiyorum. Niye? Yaptıklarımız yapacağımızın işaretidir. Orada nasıl çalışacak olduğumuzu biliyorsunuz. Ben buradan tek bir ifade etmek istiyorum. Bir hemşerimiz olarak sonuçta birbirimizin mezarını taşıyacağız. Ayrı ayrı siyasi partilerden olan arkadaşlarımıza lütfen benim selamlarımı getirin. Partilerine de bir ders versin. Hendek'e bakarken düzgün baksınlar. Hendek'i ikinci, üçüncü yere koymasınlar. Ve Hendek'in de gerçekten güçlü bir yer olduğunu herkes bilincinde olsun. İnşallah bu dönemde Hendek yüksek bir oy. 53 bin küsur oyu var, 54 bin oyu var. Bu 54 bin oyunu artık rakam vermekten kaçıyorum da. Bir kere verdim ama bir daha vermeyeceğim rakam. En yüksek oyu Hendek'in çıkartması lazım. Karasu'dan fazla, efendim Akyazı'dan fazla yüzde olarak yüksek oy vermezseniz bu vekillerin yanında çok fazla bir özelliği mi olmaz? Yok efendim şu, yok kardeşim işte bak aday aday olanların yanında söylüyorum. Kulaklarını tıkarsalar da duymasalar bu söylediklerim ama ben şimdi mecburen söylüyorum bunu çünkü Hendek bütün ilkeleri geçmesi lazım. Niye mi? Biz ayrımcılık yapmadık. Cumhuriyet Halk Partili'yi ayırmadık. MHP'liyi ayırmadık hizmet yaparken. Herkesi kucakladık. Hendek Belediye Başkanlığı yaparken tanıdığınız simalardan birini söyleyeyim. Cafer Doktor'u biliyorsun. Cumhuriyet Halk Partili. Kökü de Cumhuriyet Halk Partili. Her gün. Ama mağdur kaldı. Birine ilaç yaptı, yazdı. Haksızlık oldu ona. 9 ay cezaevinde yattı, memurluktan gitti. Toplum içerisinde boş kalınca ne yaptık? Biz belediye başkanımız olarak hiç parti ayrımı yapmadan sokaktan aldım. Ailevi böyle sıkıntılarda meydana girmiş. Aldım belediyeye, emekli oluncaya kadar belediyede doktorluk yaptım. Ayrım yaptım mı? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi beni kucaklaması lazım mı değil mi? Soruyorum. Peki Necdet İkmen? O da aynı. Sarhoşun biri. Baksın, yanlış söylüyorum ha. Kötülemek için değil, onun için markadır sarhoş olmak. Ha, köylündür senin.
Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin özü olmasına rağmen bir evlilik yaptı. Farklı bir ailevi sıkıntısı oldu. Ayrıldı derken sokakta kaldı. Ama üniversite mezunu, inşaat mühendisi, üst düzeydeki bir adamdı ama dengesi kayboldu. Baktım sokakta hiç kimse itibar etmiyor. Birinden ötekinden sigara istiyor. Aldım belediyeye ayrım yapmadan. Emekli oluncaya kadar itibar kazandırdım o arkadaşımıza. Ben mühendislik değil, müdürlük yaptırdım ona belediyede. Felişleri Müdürlüğünü, imar müdürlüğünü onu yaptı. Ama seçimden sonra bir şey söyledi. Salmanda baktım, pardon, emekli olduktan sonra beni gördü. 5-6 kişi yemek yapıyor. Bağırdı orada. Başkan, başkan. Ben baktım, bizim Necdet, Sarhoş Necdet. Hayırdır dedi. Allah'ın izniyle geliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye alacaksın dedi. Ulan Necdet dedi. Senin ananın duası bana yeter. Benden alamazsın başkanlığı. Boşuna uğraşıyorsun. Çünkü benim yaptığım güzellikleri Rabbim Allah görür. Ben bu hendekte kardeşliği ön plana koydum. Ben bu hendekte siyasi ayrım yapmadan hizmetleri yapmanın gayreti içerisinde oldum. Şimdi sizin elinizde var olduğumu her birinizin bölgenizde birebir arkadaşlarla çalışmanız gerekli olduğunu düşünüyorum. Ve gençlerin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için bunu sizden talep ediyorum. Diyorum ki yapmayın. Bak 30 yıllık siyaset yapıyorum. Beni bu arkadaşların yanında böyle zavallı gibi konuşturmayın. Dik adamım, beni dik gezdirtirin. İşte hendek bana söylettirir. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle sevdim.